Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi. Hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrel umuru muhtefatuha ve külle muhtefetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibaha finnar. Ve bir senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâr. El yusalli ila sütretin vel yednü min sütretihi la yakta'u şeytanu aleyhi salatehu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir miktar okumak üzere toplandık. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine bizlerden şu günde acizane naçizane bir hediyeyi Kur'aniye olsun diye ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, saadat ve meşayih turku aliyemizin, cümle evliyaullahu mukarrabinin, İstanbul'da methun bulunan evliya, enbiya, sahabe ve saadatımızın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhanevi Ahmet Siyahettin Efendimiz hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Gosrevi hocamızın, uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün geçmişlerinin, yakınlarının, dostlarının ruhlarına bizlerden bir hediye olsun. Rabbimiz onlara rahmet eylesin, kabirlerini pür nur eylesin, makamlarını âlâ eylesin, derecelerini yüksek eylesin, bizlere de tevfikini refik eylesin. Rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 51. sayfasının 11. hadisi ve devamı olacak. İlk okuduğumuz hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel ve diğer Nese'de, Ebu Davud'da, İbn-i Hibban'da, Taberani'de var. Namazın kılınması esnasında alınacak bir tedbirle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا صَلَّا اَحَدُكُمْ فَلْ يُسَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ. Sizden biriniz bir namaz kılacağı zaman önünde bir sütre bulunsun, o sütreye doğru namaz kılsın. وَلْ يَدْنُمْ مِنْ سُتْرَتِهِ ve o önündeki sütresine de yaklaşsın, yakın olsun, arada uzun mesafe olmasın da لَا يَقْتَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. Şeytan onun önünden geçerek namazını kesmesin. Müslüman namaz kılacağı zaman tabi önüne ya bir
arazide ise bir çubuk dikecek veya bir böyle namazda durduğunu ifade eden bir sütre, bir şey koyacak önüne. Ya bastonunu dikecek veyahut da camide ise önünden kimsenin geçmesine sebep olmayacak bir şekilde duvara yaklaşacak veya direğe yaklaşacak. Böyle bir sütrenin arkasında önüne sütreyi bir işareti böyle dikmiş olarak namaz kılacak ve ona da yakın olacak. Öyle yapmazsa o zaman önünden geçer şeytan ve onun namazına kesinti verir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İzâ sallâ ahadüküm alâ cenâzetin velem yemşî me'ahâ fel yekum lehâ hattâ teghîbe anhu ve immeşâ me'ahâ felâ yekûl hattâ tuğdâ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten cenazeyle ilgili ikinci hadis-i şerif, sayfanın son hadisi. Sizden biriniz bir cenazeye namaz kıldığı zaman ve eğer onunla beraber yürüyüp gitmeyecekse, namaz kılındıktan sonra kabre konuluncaya kadar peşinden gitmeyecekse, arkasından yürümeyecekse, fel yakum leha hatta takribe anhu, kendisinden uzaklaşıncaya kadar, uzak bir mesafeye, görünmez duruma gelinceye kadar öyle ayakta dursun, ona o cenazeye efendim merhameten, hürmeten öyle ayakta dursun, ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Ve inneşâ me'ahâ, eğer bu cenazeyi defin vazifesini yapmak üzere onunla beraber gidecekse kabristana kadar, kabre konuluncaya kadar oturmasın. Öyle hürmeten, merhameten ayakta dursun, kabre konulduğu zaman otursun diye Peygamber Efendimiz'in cenazeyle ilgili tavsiyesi de bu. 52. sayfa, 1. hadisi de yine sütre ile ilgili. Sütre bir şeyi setreden, kapatan, örten şey demek. Yani namaz kılanın önünde böyle bir çubuk bile olsa, herhangi bir mani bir şey oldu mu onun namazda olduğunu gösteren bir işaret oluyor. Yine onunla ilgili. İzâ sallâ ahadüküm fel yusalli ilâ sütretin vel yedni minhâ velâ yedâ ahadan yemurru beyni yedeyhi fe inca ahadun yemurru fel yukatil fe innehu şeytanun. Burada birkaç ilave hüküm daha var aynı mevzuda hadis, ama baş tarafı beraberce aynı ifade şeklinde devam ediyor, kelimeler aynı. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman bir sütreye karşı kılsın, önünde böyle bir namaz kıldığını sembolize eden bir şey bulunsun, öyle kılsın ve ona yakın olsun. Velâ yedâ ehaden yemurru beyni yedeyhi, önünden birisinin geçmesine müsaade etmesin. Ona ne yapacak? Namazdayken böyle eli bağlıyken geçmek isterse birisi elini uzatacak. Dur, geçme, yani ben burada namaz kılıyorum, görmüyor musun? Sütre de var gibilerden. Şöyle elini uzatacak, sağ elini, ki geçmesin diye. Ama kimseyi geçirmeyecek ama kendisi. Fe'in ca'e ahadun yamurru, geçmeye birisi gelir de kalkarsa önünden ne yapacak? Diyor ki Peygamber Efendimiz, fel yukatil, uğraşsın onu geçirtmemek için, yani mani olsun, geçirtmesin yani, onunla mücadele etsin. Fe'innehu şeytanı, yani çünkü o şeytandır. Yani insan da olsa o zaman iyi bir şey olmuyor yani. Şeytan sıfatına bürünmüş bir insan olmuş oluyor. Demek ki namaz kılanın önünden geçirmeyecek. Tabii bu hüküm bizim bu camilerde ve herhangi bir namaz kılanın bulunduğu yerden geçerken namazgahında dikkat edilecek bir husustur. Bunun istisnası Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'dir. Çünkü orada çok büyük izdiham ve çok büyük kalabalık vardır ve kaçınmak mümkün değildir.
Yani önünden geçmeden ilerlemek de mümkün değildir. Ve efendim önünden geçmemesini sağlamaya çalışmak için ne kadar gayret etse de mani olmak da mümkün değildir. Çünkü her an ibadet edilen bir yer olduğundan birisi namaza duruyor, ötekisi selam veriyor, o gidiyor, o geliyor filan derken tabi orada buna müsaade ve orada bir hafiflik olmuş. Ama yani hükümde bir kolaylık ve hafiflik olmuş ama bu gibi yerlerde hem namaza duran insan önüne şöyle bir sembolik sütre veya duvara yakın duracak, sembolik sütre alacak ve sütresine de yakın duracak. Ara çok mesafeli olmayacak. Geçmek isteyene de müsaade etmeyecek. Herhalde bu hadis-i şerifi okumuş olmalı. Bir keresinde ben bu felyukatil diyor ya Peygamber Efendimiz onunla savaşsın, uğraşsın demek. Yani geçmek isterse birisi uğraşsın demek. Ben bu mücadeleyi gördüm. Bir keresinde Medine-i Münevvere'de Allahu Ekber cemaatle namaza duruldu. Bab-ı Selam'dan sağ taraftan zencinin birisi herkes namaza durdu. Tabi koridor gibi muntazam efendim. Oradan yürümeye başladı birisi. Böyle dümdüz ileriye doğru gidecek. Nereye gideceksin? Her taraf namaz kılan insanla dolu ama o gitmeye başlayınca bir tanesi böyle malum usulüne uygun olarak elini uzatıp yani geçme diye bir işaret yaptı. Ama o eli iterek geçmek istedi. Bu sefer bu iki eliyle şey yaptı. O mücadele etti ama adam namaza durmuş durumda. Yani namazda eliyle böyle şey yapıyor. Ben de görüyorum yani yakınında cereyan ediyor olay. O onu itmeye çalıştı, o onu geçirmemeye çalıştı. Epeyce mücadele ama geçirmedi. Adam gerisin geriye döndü. Sonra selam verdiğimiz zaman namazdan yanındaki de herhalde kulağına eğilip bir şey söylemek istedi. Yani burası Mescid-i Nebevi'dir. Yani burada bu hususta birazcık bir kolaylık, müsaade tarafı var filan demek istedi. Orada çok konuşma filan diye bir uzaktan şöyle bir ne dediğini anlayamadım ama bir işaret etti. Fakat şaşırdım. Yani bayağı güreşir gibi, güreş tutuşur gibi birbirleriyle mücadele ettiler ama geçirmedi adamı. Yani o tarafa, öbür tarafa geçirmedi. Şeyde tabi bu hadis-i şerifi okudu herhalde ona dayanarak yapıyor. Yani namazını da bozmadı. Namazın içinde bu işi yaptı. Namazını da bozmadı. İzâ sallâ ahadüküm linnâs feliyuhafif fe inne fîhimuddaîfu ve's-sakîmu ve'l-kebîr ve izâ sallâ ahadüküm linefsîhi feliyutavvul mâşâ. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten namazla ilgili. Çünkü ilk kelimesi o namaz kelimesiyle uygun başladığı için hadis-i şerifler namazla ilgili düşüyor umumiyetle sırada. Diyor ki Peygamber Efendimiz İzâ sallâ ahadüküm linnâ sizden biriniz camide cemaatin önünde başkalarına imamlık yapıp da namaz kıldırıyorsa öndeyse felyuhaffif namazı hafifçe kıldırsın. Hafifçe kıldırmaktan maksat yani çok uzatmasın. Öyle bıktıracak kadar bıkılmaz namazlar ama bıkılmaz ama فَاِنَّ ف۪يهِمُ الدَّعِيْفُ وَالسَّق۪يمُ وَالْكَب۪يرُ Çünkü arkadaki cemaatin içinde zayıf olanı vardır. Ayakta durma takati yoktur. وَالسَّق۪يمُ Hasta olanı vardır. İdrarını tutamaz efendim bilmem başka sıkıntısı vardır vesaire. وَالْكَب۪يرُ Yaşlı insan vardır. Yani kendisi ben gencim durabiliyorum diye efendim uzun uzun rekatlar uzun uzun böyle namaz kıldırmak öyle yapmayacak. Hafifçe kıldıracak. Yani şöyle usulünce hafif demek acele demek değil. Çok uzatmadan kıldıracak. İzâ sallâ ahadüküm li nefsihi ama kendi kendine namaz kıldığı zaman buyursun istediği kadar uzatsın. Peygamber Efendimiz bir gece namaz kılmaya kalkmış efendim sahabesinden bir mübarek de uyumuş namazına. Bir rekatını yarım geceye kadar sürdürmüş. Öteki rekatını da yarım geceden sabaha kadar sürdürmüş Peygamber Efendimiz. Ne kadar uzatıyor. Tabi ötekisinin kendisine uyuyacağını bilmedi. Veya hesapta o yoktu. Sonradan o geldi. İttiba etti arkasından. Yani başlamış
Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden falancayı okuma, onu bitirmiş, ondan sonra ötekine, onu bitirmiş, ondan sonra ötekine, arkasındaki artık yani namazda selam verip girmiş ama selam verip çıkacak kadar öyle şey yapmış. Demek ki Efendimiz uzun namaz kılardı. Tabi uzadıkça füyuzatı artar. Yani gelmeye başlayan varidat, füyuzat kısa kıldığı zaman geliyordu, hay Allah, tıp kesildi tabi hemen sen çabuk selam verirsen. Uzun devam etmez. Uzadıkça hele hele gece namazlarında füyuzat ve fütuhat ve efendim varidat daha ziyade olur tabi o zaman. Kendi başına olduğu zaman uzatsın dayanabildiği kadar. Ama imamlık yaptığı zaman hafif kıldıracak. Öyle uzun sureler okuyarak cemaatin efendim şartlarını zorlayacak şekilde kıldırmayacak. Bir kimsenin nefret etmesine veya ikrah etmesine veya illallah demesine sebep olmayacak yani. Sevmemesine, sevdirmemesine efendim sebep olmayacak. İzâ sallâ ahadüküm fî seldin fel yuharif bi tarafeyhi alâ atikihî. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma rivayet etmişler. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde, sizden biriniz bir örtünecek kıyafet ile namaz kılıyorsa bunun iki ucunu omuzlarına atsın. Şimdi bizim bu terziden çıkma kumaşlar buralara mahsustur. Eskiden ne iğneleri vardı bu mübareklerin zamanında, ne iplikleri vardı, ne kumaşları boldu, ne de öyle biçecek usta terzilikleri vardı. Bir örtü buldular mı, efendim onu örtünürlerdi. İki örtü buldular mı, birisini aşağıya atar, aşağı, belden aşağı örterlerdi, birisini omuzlarını örterlerdi. Böylece örtülmüş olurlardı. Yani o zamanın ve o bölgenin durumu böyleydi. Şimdi bir tek örtüsü varsa ne demek bu? Yani altında ayrıca tutunacak bir at elbisesi, peştemali yok belden aşağısında. O bu uzun örtüyü bürünüyor. Hem bacaklarını aşağı kadar hem de her tarafını omuzunu örtüyor ama ya sıyrılı verirse? Bir tanecik çünkü. Başka bir örtüsü yok. O zaman diyor ki iki tarafına uçlarını böyle omuzlarına doğru atsın ki yani tespit etmiş olsun, sıyrılmasın, açılmasın, tesettürü bozulmasın diye bir tedbir. Tabi bunları insan düşünüyor da bizim içinde bulunduğumuz nimetlerin ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Bir hurmayla oruç tutarlarmış, bazen bir hurmayı bile yemeyip birisi biraz emip biraz ötekisine verilmiş, o emermiş, biraz ötekisine verilmiş. Yani ağız tatlandırarak. Açlıktan karınları sırtlarına yapışırmış, yemek bulamazlarmış, seyahate çıktıkları zaman ot yerlermiş, ot bulamazlar. Çekirge yiyorlar. Çekirge. Yani biz mesela yiyemeyiz, yenmez, şey yapmaz, ne yapsınlar? Yoklukta efendim keler yerlermiş. Hani kertenkeleden büyük filan böyle bir şeyler. Bir sefere çıkmış Peygamber Efendimiz'in sahabesi, yiyecekleri bitivermiş torbalarındaki hurmacıklar. Bite vermiş, deniz kenarında bakmışlar, bir balık deniz kenarına vurmuş. O kadar büyük ki devesiyle kemiklerinin içinden böyle köprü gibi geçecek kadar büyük. Yani balina mıydı, neydi? Tabii demişler ki yeni vurmuşlar, kokmamış ama acaba yenir mi, yenmez mi? Tereddüt etmişler, yememişler. Ama açlıktan bayılıyorlar. Peygamber Efendimiz'e gelip sorunca o zaman işte deniz avları, balıkların helal olduğuna dair ayet-i kerime inmiş. Ama anlaşılıyor ki yiyecekleri yok mübareklerin. Mahrumiyetleri çok, yiyecekleri yok. Sahabeden birisi sabah namazını kılarmış, duayı bile beklemeden kapıdan çıkıp gidermiş mescitte. Birisi nasihat etmek istemiş, demiş ki mübarek, yani burası Peygamber Efendimiz'in mescidi. Acelenme yani. İşte burada namazı kıldın, biraz da duasına kalsan, işte o sevapları da kazansan olmaz mı yani? Her sabah bakıyoruz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Haydi, koşa koşa gidiyorsun. Boynunu bükmüş, demiş ki, evimizde bir tane örtü var. Ben örtünüyorum, geliyorum, camide namazı kılıyorum,
çabuk çabuk geri gidiyorum ki hanımım da örtünsün de, yani hani hanımların topuklarından şeylerini her tarafını örtmesi lazım. Hanımım da örtünsün de onun da namazı, örtünmeden de namaz olmuyor. Namazı olsun diye sabahın vakti çıkmadan ona yetişmek için öyle hızlı çıkıyorum demiş. Yani karının ayrı, kocanın ayrı bile örtüsü olmayacak kadar böyle sıkıntılı, üzüntülü, mahrumiyetli şeyler olmuş. Size verdiği nimetlere hamdü senalar olsun Rabbimizin. Tabii onlara da o mahrumiyetlerin içinde Peygamber Efendimizin ashabı olmak nimetini ihsan etmiş. Efendim büyük sevaplar vermiş. Tabii her mahrumiyetin arkasından da sen mahrum kaldın, sabrettin kulum, al sana mükafat diye de sabrın da büyük mükafatları oluyor. Allah bize büyük nimetler vermiş. Şükrünü eda etmeyi, nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Kat kat elbiselerimiz, efendim, kazaklarımız, giyimlerimiz, kuşamlarımız, her şeylerimiz elhamdülillah bollaştı. Eskiden de bu kadar değildi. Benim çocukluğumda da yine bu kadar bol değildi. Bizden öncekilerde de daha da mahrumiyetler varmış. Asım Köksal efendi anlatıyor, İslam tarihini yazan. Annem babam diyor, çocukluğumda ben küçüktüm diyor, bir bayram yaklaştığı zaman, o zaman şeker fabrikası yok, şeker yok, çuval yok, kumaş yok, işte kendileri evde yün eğirip de dokurup dokuyup bir şey yaparlarsa yapacaklar, yapamazlarsa zor, yamayıp yamayıp giyecekler, efendim eski giyecekler filan. Bir şeker çuvalı bulmuş, anası babası ele geçirmiş, nereden geçirdilerse satın almış. O şeker çuvalından bu Asım Köksal küçük çocuk bir dizinden aşağıya bir den biçmişler. Şeker çuvalı beyazdır herhalde. İş donu gibi bir şey yani anlaşılan. Bir şey biçmişler. Onu giydirmişler bayramlık diye çuvaldan. Bayramlık diye onu giydirmişler. O bayramda diyor fiyakamdan bir arkadaşlar yanıma yaklaşamadı diyor. Yani öyle öyle yani cepha fiyata. Yani elhamdülillah şimdi ne kadar bolluklar içindeyiz. Allah ümmet-i Muhammed'e umumi olarak bu bollukları ihsan eylesin. O Bosna'da, Hersek'te, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı çeken kardeşlerimize de lütfuyla, keremiyle hem iman selametliği versin, hem de böyle rızık ve nimet bolluğu versin. Filipinlerin baş şehri Manila'da uçaktan indik. Başka uçağı bekliyoruz kenardaki bir yerde. Arkadaşlardan bir tanesi kayboldu, atlamış şehre gitmiş, taksiye atlamış şehre gitmiş gelmiş, gözyaşları içinde geldi. Dedik merak ettik nerede kaldın diye saydık, sen eksiksin neredesin diye. O birkaç defa gelmiş orayı biliyor anlaşılan. Hocam dedi buranın bir camisi var deyip oraya gittim dedi. Böyle sefil insanlar caminin avlusunda, kenarında, içinde, şeyinde zekat dağıttım dedi. O kadar fakirler ki dedi, yani hem dağıtmış hem ağlamış zavallı, öyle gelmiş. Müslüman kardeşlerimiz, işte Somali'de %99, %100 Müslüman yani, açlıktan kırılıyorlar. Sudan'da açlıktan kırılıyorlar. Filipinler'de Müslüman kardeşlerimiz var. Endonezya'da çok, 100 milyondan fazla Müslüman kardeşimiz var. Pakistan'da, Bangladeş'te Müslüman kardeşlerimiz var. Laos'ta, Vietnam'da Müslüman kardeşlerimiz var. Singapur'da Müslüman kardeşlerimiz var. Yani var da bizim haberimiz yok. Izdıraplarından da haberimiz yok. Halbuki her birini efendim bir Müslümanın ele alması, kollaması uygun olur. Yani zengin ülkelerin Müslümanları gitse böyle fakir ülkelerden bir aileyi kendisine, birkaç aileyi şey yapsa, efendim hedef alsa, onun ihtiyacını görürse, çoluk çocuğunu okutuverse, hastasına ilaç alıverse, bakıverse, zavallılara böyle bu taraftaki Müslüman, o taraftaki fakire yardımcı olsa. Kimisi nimetler içinde, efendim otomobillerde, saraylarda, efendim bolluk içinde yemeklerin fazlalıklarını bidonlarla atıyorlar, efendim kokuşuyor, şey yapıyor. Kimisi de öbür tarafta efendim solucan toplayıp solucan yiyor. Yağmur yağarsa, evet, ot yiyor filan. Bu bir dengesizliktir. Müslümanların derdiyle dertlenmemek
iyi bir şey değildir. Müslüman, öteki Müslüman kardeşlerini de düşünecek. Allah bize insaf versin. Onlara da bize verdiği ferahlıkları da ihsan etsin. İzâ sallel abdu fil alâniyeti fe ahsene ve sallâ fil sirri fe ahsene kâle Allah-u Teâlâ ahsene abdî. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan yine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İzâ sallel abdu fil alâniye, kul aşikare meydanda ortada namaz kılarken fe ahsene, güzelce kılarsa, Allahu Ekber dedi, huşu ile, efendim gözü önünde, manasını düşüne düşüne ibadetini yaptı, aceleye getirmedi, hakkını verdi, çok güzel namazı kıldı. Sallâ fissirri fe ahsene, kendi başına kimsenin görmediği yerde de namaz kıldı, orada da hakkını vererek güzelce kıldıysa, yani bu ne demek? Nerede olursa olsun gösteriş için kılmıyor, usulünü, hakkını kollayarak, hakkını vererek kılıyor. Maalesef bazı insanlar öyle yapmıyor. Bazıları camide kılarken utanır, güzel kılar, halk beğenmez diye, yandaki hacı amca ikaz eder diye, hoca da der, efendim olma böyle, şöyle kılacaksın der diye, orada güzel kılar ama yalnız başına kaldı mı pat git, yani o zaman iyi kılmaz. Bu ne demek? Bu adam Allah'tan korkmuyor, kuldan korkuyor demek. Allah seni yalnız namaz kılarken görmüyor mu? Görüyor. Usulüne uygun kılmadığın zaman Allah beğenmeyecek. Yani sen orada insanlar beğensin diye güzel kılıyorsun. Burada yalnız başına olduğun zaman Allah'ın beğenmesine önem vermiyorsun demek oluyor. O zaman bu tabii bir eksiklik, ahlak eksikliği, iman eksikliği, efendim riya ve gösteriş kokusu var böyle bir davranışta. Bu iyi değil. Ama bu hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse aşikare halk arasında görünen yerde ortada namaz kıldığı zaman güzel usulüne uygun kılarsa, yalnız tek başına gizlide namaz kılarken yine güzel kılarsa, Allah-u Teala ahsene abdi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki kulum çok güzel yaptı. Yani beğenir Allah, takdir eder. Tabi Allah'ın beğenmesi, razı olması da insanın dünya ve ahiret saadetine ermesine vesile olur. Tabi bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz demek istiyor ki ey Müslümanlar, yani yalnızken de Allah'ın sizi gördüğünü bilin, yalnızken de kendinize dikkat edin, aşikara ortadayken de kendinize dikkat edin. Ortadayken başka, yalnızken başka yapmayın. Kimsenin görmediği yerde kimse görmüyor sanıp da edepsizliğe veya edebe riayetsizliğe düşmeyin demiş oluyor. İnşallah biz de ibadetlerimizi Allah sevecek şekilde yapmaya dikkat ve gayret edelim. İzâ sallâ ahadikum fî rahimihî sümme ebrekel imâme velem yusalli fel yusalli ma'ahû fe innehâ lehû nafile. Sizden birisi seyahatindeyken, yolculuğundayken namazı kıldı. Sonra geldi caminin olduğu yere ve cemaat namaz kılıyormuş, yetişti. Yoldayken sizden birisi namaz kılmışsa, sonra imamla cemaatin namaz kıldığına bir yerde yetişmişse, efendim, yerel müsalli, onlar henüz kılmamışlar, bu daha önceden kılmıştı, bunlar kılmamış, kılacaklar işte o sırada. Fel yusalli ma'ahu, o imamla beraber kılsın. Çünkü bu kendisi için nafile. Yani sevap olan bir, fazladan bir ibadet olmuş olur.
yani ben kılmıştım diye kenarda oturmasın. Sizden birinize de böyle bir durum olabilir. Bir yerde namaz kılmışsınızdır. Sonra bir topluluğa gelirsiniz. Onlar namaz kılacaklar. Kılmak üzere hazırlık yapıyorlar. Kenarda oturma. Sen de katıl. O da ayrıca bir sevap olur. Kıldıydım, kılmama lüzum yok diye düşünülmeyecek. Tekrar kılınacak. Eskisi kabul olmadığı için değil. Eskisi kabul oldu. Yenisi fazilet olsun, sevap olsun diye. İzâ senler regülü veleyse beyni reyhi ki ahiret rahili ahiretin rahili el ke vasıfatın rahili kata salatuhul kelbi salatuhul kata salatuhul kelbil esvedi vel himaru kile ve ma balil kelbil esvedi minel ahmeri kale el kelbil esvedi şeytanın. Ebu Zer radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif yine İşte önünden geçmek diye ve önüne sütre mahiyetinde bir sembol, işaret, değnek, dal, kazık, eşya koymakla ilgili. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sizden birisi, yok sizden demiyor, irasallerle gülü kişi, adam namaz kıldığı zaman ve neyse beyne yedeyi önünde ki ahir-i rahil-i el-kevasat-ül rahil. Semerin arkasındaki yüksek kısım kadar veya ortasındaki ondan biraz daha alçakça kısım kadar bile olsa önünde bir sitresi yoksa namaz kıldığı esnada önünde hiç böyle bir mihrabı sembolize eden bir şey yoksa ve önünden kara köpek geçerse namazını bozar keser, eşek geçerse namazını bozar keser buyurmuş. Demişler ki ya Resulallah, yani kara köpeğin başka renk köpek, kırmızı köpekten farkı ne yani? Kara köpek efendim şeytandır buyurmuş. Bu da yani de yine sütre koymakla ilgili, önüne bir eşya koymakla ilgili namaz kılarken böyle olacak. Bilmediğimiz şeyler olabiliyor demek ki onun olmaması için öyle bir işaret olacak. İzâ sallâ ahadukum فَلْيَلْبَسْ سَوْزَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ مِنْ اَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِلَّا فَلْبْ فَلْيَتَزِيْنْ بِهِ اِذَا صَلَّى وَلَا يَشْتَمِ الْاَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ اِشْتِمَالَ الْيَهُودِ İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan sizden biriniz namaz kılarken İki parçalı elbiseyle itinalı bir şekilde bürünsün. Yani hem aşağı, belden aşağısını şey yapsın, peştemal gibi tutunarak yapsın, hem de üst tarafını güzelce örtsün. Böylece iki kat olunca üstü de aşağı doğru biraz sarkar. Yani katmerli, garantili bir tesettür, iyi örtünme olur. Sizden biriniz namaz kılacağı zaman iki elbisesini birden üzerine alsın. Çünkü kendisine hürmeten, iyi giyinmeye dikkat edilecek varlıkların en âlâsı Allah-u Teala Hazretleri'dir. Başka kulun huzuruna giderken güzel giyimlerle giyinirsin, giyimine dikkat edersin, temizliğine dikkat edersin diye. Allah'ın huzuruna giderken niye dikkat etmeyeceksin? Yani huzuruna gidildiği zaman ihtimam edilecek varlıkların en âlâsı, en yücesi Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Madem namaza onun huzuruna gidiyorsun, o halde iki elbiseni birden al, altını üstünü garantili, güzelce örtün, bürün, temiz farklı şekilde namaza git demiş oluyor. Eğer bir tanecik parçamdan başka bir şey yoksa, iki tane yok, ne yapayım? Bir tanecik var efendim örtü. O zaman sizin bir hizâ sallâ namaz kıldığı zaman onunla belden aşağısına peştemal tutunarak öyle kılsın. Yani üst tarafı nispeten açık kalabilir ama mühim olan belden aşağısının öncelikle korunmasıdır. Orayı örtsün. وَلَا يَشْتَمِ الْاَحَلِكُمْ فِي صَلَاتِ اِشْتِمَالَ الْيَهُودِ Ve Yahudilerin böyle şey yapıldığı gibi, sarındığı gibi sarılmasın. Yani Yahudilerin o görünmüş şekli tarzında namazda öyle sıkı bilinmesin diye buyurmuş Efendimiz. Şimdi bizler için artık peştemal falan değil, normal elbiselerle kılıyoruz.
Tabi bu arada madem bu konuyu Efendimiz böyle birkaç hadis-i şerifi anlatıyor, duymamış arkadaşlarımız olur, bir takım hakikatleri hatırlatalım. Bu dar pantolonlar tesettürü sağlayamaz. Kadında da sağlayamaz, erkekte de sağlayamaz. Çünkü her tarafı bellidir. Tesettürde şart, vücudun hatlarını örtecek, vücudun içini gösterebilecek bir şeyle örtülmesidir. Yani eğer şeffaf bir şeyle örtünse, şeffaf ama kalın. Kar işlemiyor, soğuk işlemiyor ama şeffaf. Örtülmüş olur mu? Altı görünüyor, örtülmüş olmaz. Soğuktan korunuyor ama avret yerleri, vücudu örtülmüş olmuyor, kalın bile olsa. Peki, şeffaf değil bir kumaş örtüneceğim ama sımsıkı sarılıyor. Bacağı belli, budu belli, dizi belli, efendim beli belli, önü belli, arkası belli, göğsü belli, her tarafı belli. Bu olur mu? Bu da olmaz. Neden? Sen ha örtündün ha örtünmedin, çorap gibi her tarafını sarıyor bu kumaş, bütün hatların belli oluyor. Şurası göğsü, burası kalçası, burası beli, her tarafı belli oluyor. Olmaz. O da tesettür olmaz. Nasıl olacak? Hatları belli olmayacak, vücudun altı da görünmeyecek. O tarzda olması lazım. Şimdi bizim kıyafetlerimizi İslami kıyafete döndürmemiz gerekiyor. Yani batının modası şöyle veya böyle olabilir. Streç olabilir, şunu olur, bunu olur filan. O bizi ilgilendirmez. Biz İslamca, Allah'ın emrettiği gibi usulüne uygun giyineceğiz. Giyineceğiz. Nedir Allah'ın benden istediği prensip? Altının görünmemesi ve hatlarının belli olmaması ve erkeklerin en aşağı beliyle dizinin arasının, kadınların da elleri, ayakları hariç, yüzü hariç bütün ağzasının güzelce örtülmesi. Prensipler bunlar. Tamam. Bu prensiplere göre, konfeksiyoncular bu prensiplere göre çalışacak. Bizde. Hakikaten de şimdi gelişti. Kadın konfeksiyonu, erkek konfeksiyonu gelişti. Eskiden pantolonlarla, efendim acayip acayip pantolonlarla karşılaşmıştık. Mesela bir İspanyol paşa vardı, aşağı doğru gidiyordu pantolon, aşağıda genişliyordu. Ondan sonra modası da şeydi, ayakkabının üstüne dökülmesiydi, arka taraftan da yerleri sürürdü topuğundan yana. Kimin İspanyol paçasına baksan, arka tarafı çamurlu, ıslak, yağmurda ise şeyleyse. Tabii bununla yüz numaraya girer, çıkar, sokakta yürür, temiz şey var, pis şey var. Efendim, yere sürünen elbise ateştedir, cehennemdedir diyor Peygamber Efendimiz. Ne pantolon yere sürmeyecek, ne palto yere sürmeyecek, ne kadının giyimi yere sürmeyecek, ne erkeğin kadını yere sürmeyecek. Yere sürülmesi yok, temiz olacak, yukarıda hafif kalkmış olacak yani en aşağı. Şimdi böyle İspanyol paça, o gitti arkasından efendim, şimdi bugünlerde streç denilen bir şey var. Böyle sımsıkı yaprak sarması gibi, içine pirinci doldurup da yaprağı böyle güzelce hanımlar sararlar, güzeller, tam öyle yaprak sarması gibi. Sıdığı da değil, çünkü sıktığı zaman kan damarlarının üzerine tazik yaptığı için dolaşım zayıflıyor, o da vücuda zararlı. Avrupalılar söylüyor bunu, vücuda zararlı diye. Bizim dedelerimizin şalvar gibi geniş kıyafeti veya şalvar pantolon denilen bir moda, pantolon modası çıktı, pileleri çok. Daha, tamam. Hiç olmazsa dol yani, dar değil. Tabii biz erkekler ayrıca namaza geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Saf bağlıyoruz. Semih Allah'a güvenemide, Rabbena ve lekenem, secdeye yatıyoruz. Efendim, arkamızın da secdede de örtülmesi lazım. O halde ne olması gerekiyor? Uzun bir kıyafetimiz olması lazım. Bu uzun kıyafet ya cübbe dediğimiz bir şey olacak, ya da efendim ben şimdi memurum, sosyal durumum itibariyle o durumda ola giyinemem, her zaman paltosu giy. Bazı kardeşler de maşallah şey doldurmuşlar çivilerin üstüne, meccani, bedava, ücretsiz, beleş şey cübbe doldurmuşlar. İsteyin diye, diyebilir diye önemli yazmışlar. Yani demek ki camiye gelenin şeyini istemiyorlar, böyle ceketle filan. Namaz kıldığı zaman, ön saflara geçtiği zaman, secdeye vardığında efendim olmuyor. Aa, pantolonun arası yırtılmış, şurası sökülmüş, burası bilmem ne. Yani arkadakinin de namazı gidiyor, öndekinin de namazı gidiyor. Onun için
Yani padişah gibi bir şey giyeceksiniz. Ya cüffe gibi, ya padişah gibi. Kıyafeti değiştireceğiz. Şey de, pantolon da serbest olacak, bol olacak. Serbest pantolonun kumaşı eskimez. Dizi delinmez. Poposu yamaya ihtiyaç göstermez. Neden? Çünkü gerginlik olmuyor. Sökülmez. O bakımdan serbest kıyafetleri seçeceğiz. Bizim de bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bu hadis-i şerifleri söyleyince şimdi bunları da söylememiz gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan'da entari giyiyor millet. Başına da başörtü alıyor erkek. Arkadan baksan bizim Türkiye'ye göre bu kadın dersin. Hem entari hem başörtülü. Onlardan çıkmış bilmiyoruz. Entarisinin etekleri dar, adamını fazla atamaz. Çukurdan öbür tarafa geçerken geçemiyor, küm düşüyor. Olmuyor. Nasıl olacak? Pakistanlılar gibi, Afganlılar gibi olacak. Şalvar olacak altında, üstünde de uzun gömlek olacak. Hem ayaklarının hareketi kolay olacak, hem de üstünü belinden aşağısını böyle sarkan kısmı örterek onun şeyini göstermeyecek. Yani görünmemesi gereken şeylerini güzel örtmüş olacak. Sonra ince kumaştan yapıyorlar. Efendim iç çamaşırları belli oluyor. Tamam, üstüne atlet giymiş, kolsuz atlet giymiş, altına da silip giymiş. Görüyorsun her şey. Şey gibi, televizyon gibi her şey öyle kıyafet olmaz. Bol olacak. Koyu bir kumaştan olacak. Altını göstermeyecek kumaştan olacak. İşte biraz da altına Peygamber Efendimiz şalvar giyenlere dua etmiş. Sirbal adı Arapçada seravil, sirval efendim. Şalvar giymeyi beğenmiş efendimiz ve dua etmiş onlara. Neden? Şalvar giydiğiniz zaman hiçbir şekilde düşsen de kalksan da açılıp avret yerlerinin görünme tehlikesi olmuyor. O zamana göre ileri bir şey. Yani örtü örtülmekten şalvar giymek çok garantili bir şekilde olduğundan şalvar giyenlere duası var Peygamber Efendimiz. Böyle tesettürü daha iyi sağladığı için. Şimdi bu Suudiler uzun entari giyiyorlar. Tabi onların da modacıları var, modaya uyanları var, zenginleri var, fiyata yapmak isteyenleri var filan. Etekleri uzun. Yere süründü mü o da hadis-i şerife aykırı oluyor. Uzun olmayacak. Bazıları da sünnet-i seniyeye uygun olacak diye yukarıya doğru yapıyorlar. Onlar fark ediyor. İşte bunlar oranın takva ehli takımı. Entarilerini yani biraz şöyle dizine doğru yukarı çekmiş. Hiç şey yapma imkanı, sürünüp kirlenme imkanı yok. Tamam, güzel. Yani zekamızı kullanacağız. Kalbimize göre, gönlümüze göre Allah'ın rızasını kazanmamıza sebep olacak hareketleri kendimiz seçeceğiz, bulacağız, yapacağız. Bunu taklit etmemize lüzum yok. Aklımızı kullanacağız. Ona da bakarız, buna da bakarız. Hangisi güzelse inceleriz. En güzelini taklit etmeye çalışırız. İnşallah kıyafet hususunda da böyle olur olmaz. Kıyafetler değil de İslam'ın mantığına, ibadetin hareketlerine elverişli böyle kılık kıyafetlerle şey yaparız. Yani kıyafetlerimizi düzenleriz, geliştiririz. Şimdi kadın moda, tesettür moda evleri çıktı. Erkekler için de böyle şeyler belirdi. Onlardan da memnunuz elhamdülillah. Rayına oturacak bu, yörüngesine oturacak. Belli olacak. Yani bizim bir İngiliz'den bir turistten elbette farkımız var. Adamlar ayağına bir şipidik terlik geçiriyor. Efendim belden yukarısına da bir yağlı deri don giyiyor. Bacaklar çıplak, orası çıplak, burası çıplak. İşte güneşten istifade edeceğim. Öyle geziyor. Bazıları çıplak gezermiş. Bazı yerlerde altsızlar, üstsüzler, bilmem neler, çıplaklar kaldı filan. Onlar gayrimüslimler. Biz neyiz? Biz müminiz, Müslümanız. Biz Allah'ın rızasına uygun yaşayan insanlarız, yaşamak isteyen. Resulullah'ın bizim modelimiz Resulullah. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz ona uyacağız. Her hususta onun tavsiyelerini tutmaya çalışacağız. Öyle yaparsak tevzi felah buluruz. Sana uymayanlar gider imansız diyor Yunus Emre. Yunus ne eylesin cihanı sensiz? Yani sen olmazsan, sen tecelli etmezsen, demek ki Resulullah'ın cemalini görmesen, cihan başına ben diyecek Yunus'un. Yunus ne eylesin cihanı sensiz? Sen
hak peygambersin şeksiz imansız, sana uymayanlar gider imansız, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sana uymazsa imansız gider insan, o edepsizlikten onun sonu hüsran olur. Bidatlarla, şeylerle, sünnete aykırı davranışlarla, kafirlere efendim benzemeye çalışarak olmaz. Bir müjdeli hadis-i şerif geliyor. 8. hadis-i şerif. İzâ salletil mer'etü hamseha ve sâmet şehreha ve hafızat felceha ve etaat zevceha kıyleliha udhilil cennete min eyyi evvâbil cenneti şi'te. Hanımlar için büyük bir müjde bu hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'ten, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ten, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş muhtelif kaynaklarda. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bakın ne kadar kolay. Yani size deseler ki Boğaz içindeki dolma bahçe sarayını sana vereceğiz. Şunu şunu yaparsan sana vereceğiz. Niye? Dolmabahçe sarayını vereceğiz. Bu ucundan bu ucuna Allah Dolmabahçe sarayı Boğaz'ın kenarında yalı efendim eşyasıyla mı çıplak mı vereceksin? Eşyasıyla vereceğiz her şeyle. Sevincinden uçar insan. Şimdi Dolmabahçe sarayını herkes bildiği için misal veriyorum. Cennette Allah ne nimetler verecek? Ne kadar sonsuz gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayaline sığmayan 70 bin odalı köşk verecek. Her odası dayalı döşeli 70 bin odalı, burçlu, balkonlu köşk verecek Allah mümin kullarına. Yani ne kadar büyük mükafatlar. Bakalım neyle alınıyormuş. Bir kere ben ilk önce peşin söyleyeyim. Men kâle la ilahe illallah muhlisan dehalel cennet. La ilahe illallah'ı inanarak halis muhlis içinden kani olarak Allah var, şeriki naziri yok diye la ilahe illallah diyen cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz. Bu bir müjde. Tabi cennete iki türlü giriliyor. Bir, doğrudan doğruya cennete girmek. İki, yaptığı eksikliklerden, kusurlardan, günahlardan, hatalardan dolayı cehennemde cezasını çekip ondan sonra cennete girmek. Doğrudan doğruya cennete girmek tabi herkesin amacı olmalı. Şimdi kadınlar için buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, اِذَا سَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Bir kadıncağız, Müslüman, 5 vakit namazını kılarsa, şimdi sayacak şunları, şunları, şunları yaparsa diye, önce şey yapalım sonra izah edelim. اِذَا سَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Bir kadın 5 vakit namazını kılarsa, kaçırmıyor, atlatmıyor, kaytarmıyor, uyumuyor, efendim kılıyor. Sabahleyin zor gelir kılmazlar. Kalk, kalkamaz. Yatsı zor gelir, gündüz yoruldum yatar, yatsıyı vaktini beklemez, kılmaz mesela. Veya gündüz zor gelir, hele hele makyaj yapanlar çok zor geliyor. Şimdi yıkadığım zaman yüzümün makyajı bozulacak diyor. Makyaj uğruna namazı kurban ediyor, namaz kılmıyor. Eve gidince kılarım diyor, bilmem ne diyor vesaire. Erkeklerden de pantolonunun ütüsü bozulmasın diye kılmayanlar var. Yani güzelce ütülettim, şimdi camiye gidersem soba borusunun dirseği gibi kırışır. En iyisi ben bu namazı kılmayayım diye ütüden dolayı namazı kılmayanlar var. Ütüsü bozulacak diye. Şeytan insanları çok çeşitli şekillerde aldatıyor. Kadını da aldatır, erkeği de aldatır. Ama bir kadının اِذَا سَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا 5 vakit namazını kılıyorsa, şeytana uymuyor, vaktinde 5 vakit namazını kılıyor, kaçırmıyor, atlatmıyor. Ve fâmet şehreha, Ramazan ayı gelince de bu oruç ayını da orucunu tutarsa, 2. Ve hafızat felceha, namusunu da muhafaza ederse, korursa, ve etaat zevceha, kocasına da muti olursa, itaatkar olursa, kaç tane oldu? 5 vakit namazı kılmak, orucu tutmak, namusunu, ırzını korumak, kocasına itaat etmek. 4 tane oldu.
Kıyla daha bu kadıncağıza denilir ki ''Udhilil cennete min hay min eyyi evvabil cenneti şi'te'' Ey mübarek kadın, cennete buyur gir. Hangi kapısından istersen gir. Cennetin birçok kapıları var. Mesela oruçlular için Reyyan diye özel bir kapısı olduğunu hadis-i şeriften duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Hangi kapısından istersen buyur gir cennete denilir. Serbestlik veriyor. Kontrol yok, durdurmak yok, döndürmek yok geriye. Hangisinden istersen gir deniliyor. Ne kadar kolay. Dört tane şart, ondan sonra Dolmabahçe Sarayı değil, ülke değil, cennet. Cennete girmeyi şey yapıyor. Yani bu hadisi yazalım da millete biraz neler kaçırdıklarını bir bilsinler. Kahrolsun şeriat, bilmem ne vesaire filan. Yürüyenler, bağıranlar, yırtılanlar, kaçıklar, uzun kulaklılar. Efendim, anlasınlar. Yani neler kaçırdıkları. Şimdi gelelim اِذَا سَلَّتِ الْمَرْءَةُ حَمْسَهَا Beş vakit namazı kılarsa diyor. Şimdi son zamanlarda televizyonlarda, radyolarda böyle modalar çıktı. Namazı işe indirsek olmaz mı? Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? اِذَا سَلَّتِ الْمَرْءَةُ حَمْسَهَا diyor. Yani çok misalleri vardır da hemen önümüze geldiği için biz onu misal olarak söylüyoruz. Hadis-i şerif sahih. Hani bir de şey yaparlar. Zamanı insanlarla dersin ki şu şöyledir, hadis-i şerifte var, sahih mi? Hangi kaynakta? Hemen gitlenir böyle karşına, kaynak sorar. Kaynaklar da var. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin koyucusu, meşhur muhaddis, alim, imam, müşeyh, Ahmed İbni Hanbel'de var. Ebu Davud'da var. Ebu Davud Es-Sicistani, Sahih-i Sitte'den birisinin şeyidir. Efendim, İbni Hibban'da var, onun da sahih bir kitabı vardır. Efendim, sahih var mı diyeceğim? Ben bir kaçı anlatsa, sen ne düşünüyorsun şimdi? İşte bak beş vakit namaz diyor. İşe indirsek olmaz mı? Ben sana ne diyeyim şimdi kürsüde? Beş vakit olacak. Bu beş vaktin kıymeti var. Bu beş vakti Peygamber Efendimiz böyle kılmış, kendisi öyle kılmış, kendisi de şey yapmış. E şimdi efendim öğlenle ikindiyi birleştirsek bir, yatsıyla akşamı birleştirsek iki, üçe indirsek. Ondan sonra da onu bire indirirsin, ondan sonra da sıfıra düşürürsün, ondan sonra da sıfırın altına düşürürsün, ondan sonra da cennete giremezsin. Şeytan böyle böyle insanı raydan çıkarttırır, sapıttırır. Allah'ın sevmediği bir duruma düşürdü mü zaten, yani tevfikini refik etmedi mi Allah? Kızdı, efendim hidayetini çekti aldı mı zaten belini doğrultamaz. La ilahe illallah bile diyemez. Evet la ilahe illallah diyen cennete girecek ama diyemez dili. Dedirtmez Allah. Onun için öyle kaytarma, bozgunculuk yapma, fitne çıkarma lüzum yok. Efendim bir takım unvanların arkasına saklanıp kalemi eline dolayıp efendim bozuk mezheplerden, sapık rivayetlerden, efendim şaz rivayetlerden vesaireden milleti efendim ibadetten soğutup da ne yapacaksın? Sen kalemini kullan bakalım meyhaneye girmeyin diye, gitmeyin diye, plaja gitmeyin diye. Oruçluyken, o güneşli havalarda yaz günlerinde hatırlıyorum. Oruçluyken efendim denize girmek orucu bozmaz. Ağzına su kaçmaz da bozmaz ama kaçarsa bozulur. Ve yüzen bir insanın da ağzına burnuna su kaçar. Orasını da söylesene. Çalışacaksın, çıkacaksın, atlayacaksın, hoplayacaksın, zıplayacaksın. Ondan sonra oruç olacak. Koruyabilirsen, ağzına burnuna su kaçmazsa, genizine gitmezse, yırtmazsan şey yap. Sonra bu şeye göre, hani şalvarlı, tesettürlü yüzmeye göre, örtülü yüzmeye göre sen orucu sadece aç kalmaktan, susuz durmaktan ibaret mi sanıyorsun? Oruç nedir? Sabahtan akşama aç kalmak, sus kalmak. Sen orucu hiç anlamamışsın. Oruç o değil. Oruç bütün azaları her çeşit günahtan korumak. Bir insan diyor Peygamber Efendimiz, gıybeti bırakmazsa onun orucu, gıybet ederse orucu bozulur diyor mesela. Maneviyat bakımından orucunun sevabı gider bozulur. Harama bakarsa bozulur. İnsanın evli olduğu eşiyle Ramazan'da efendim evlilik münasebetleri yasak oluyor da
evli olmadığı yabancı bir kadına bakar da göz zinası olursa o zaman oruç kalır mı? Gözler de zina eder diyor Peygamber Efendimiz. Baktığın zaman göz zinası oluyor. Bakmayacaksın. Gözün de orucu bakmamak, dinin orucu bidat etmemek, yalan söylememek, iftira etmemek. Millet şeyi anlamamış. Yani sen yürüyeceksin, deniz kenarına yanaşamıyoruz biz. Yaz oldu mu Akdeniz bölgesine...